Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık, çok pratik ve çok lezzetli bir mayalı çörek tarifi hazırladım. Bu pratik ve lezzetli tarifimi mutlaka deneyin diyerek hemen tarifin ayrıntısına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak bir su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Üzerine bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Daha sonra bir paket instant maya ekliyorum. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı şekeri de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Şekeri erittikten sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Güzelce karıştırdıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamur ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenara koyuyorum. Sonrasında erittiğim 100 gram tereyağını ekliyorum. Tüm sıvı malzemeleri yoğurma kabına aldıktan sonra güzelce çırpıyorum. En son unu ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra çırpıcıyı kenara alarak unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sizler farklı markalarda un kullanacağınız için daha fazla veya daha az un kullanmanız gerekebilir. Lütfen unumuzu kontrollü şekilde ekleyelim. Böylelikle hamurun kıvamını çok daha kolay ayarlayacağız. Hamur toparlanıncaya kadar elimle karıştırıyorum. Daha sonra tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Hazırladığımız hamur yağlı ve güzel bir hamur. O yüzden toparlanması oldukça kolay oluyor. Kalan unu da içerisine ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Yine kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Güzelce yoğurarak hamuru toparladım. Sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Ne kadar yumuşak ve neredeyse ele yapışan bir kıvamda olduğunu görüyorsunuz. Tezgaha çok az miktarda un serpiyorum. Daha sonra hamuru yoğurma kabından tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam ediyorum. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca yoğuracağım. Her hamur işi tarifimde özellikle belirttiğim gibi bu tarifimde de söylemek istiyorum. Lütfen hazırladığınız hamuru güzelce yoğurun. Çünkü hamur ne kadar güzel yoğrulursa tarifiniz o kadar güzel olacaktır. Bu yumruklayarak yoğurma yöntemi de oldukça etkili. Hamur daha özlü ve daha kaliteli oluyor. Hamuru güzelce yoğurarak hazırladım. Oldukça elastik, yağlı, güzel bir hamur hazırladım. Şöyle sizlere ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa çörekleriniz o kadar güzel olacaktır. Hazırladığım hamuru tekrar yoğurma kabına alıyorum. Üzerini hava almayacak şekilde kapatarak yarım saat mayalandırıyorum. Havalar çok sıcak olduğu için yarım saatte mayalandı. Süre sonunda hamurun havasını alıyorum. Bu kısa sürede bile ne kadar güzel mayalandığını görüyorsunuz. Hamurun havasını aldıktan sonra tezgah alıyorum. Bu tür mayalı hamurların havasını almayı lütfen ihmal etmeyin. Böylece yerken mayanın tadı ağzınıza gelmeyecektir. Kenarlardan içeri doğru katlayarak hamuru tekrar yoğuruyorum ve yuvarlak bir form veriyorum. Hazırladığım hamuru ilk olarak ikiye kesiyorum. Sonrasında bezeleri daha eşit alabilmek adına hamuru silindir haline getiriyorum. Şimdi hazırladığım hamuru 6 eşit parçaya kesiyorum. Yani vermiş olduğum ölçüden toplamda 12 tane çörek elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla malzeme kullanmadan oldukça bereketli ve çok güzel bir çörek yaptık. Dilerseniz bu tariften bolca yaparak piştikten sonra da buzluğa kaldırabilirsiniz. Sonrasında dilerseniz kahvaltıya, dilerseniz çay saatine buzluktan çıkarttıktan sonra çözülmesini bekleyin ve ısıtın afiyetle tüketin. Şimdi kestiğim hamurları yuvarlayarak bir tepsiye alıyorum. Bezelerin tamamını hazırlayarak tepsiye koydum. Temiz bir poşetin içerisine koyarak bir 10 dakika dinlendiriyorum. Sizler de lütfen hava almayacak şekilde poşetlere koyun ki üzeri kabuk tutmasın. Bezelerimi 10 dakika dinlendirdim ve tekrar mayalandı. Puf puf yumuşacık gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Hemen bir tane bezemi tezgah alıyorum. Şimdi hamuru çay tabağından biraz büyük, tatlı tabağından ise biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum. açtığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı olacak şekilde diziyorum. Vermiş olduğum ölçüden 2 tepsi çörek elde ediyoruz. Ve tüm hamur bitene kadar açma işlemine devam ediyorum. İlk tepsimi hazırladım. Üzerine bir bez kapatarak 10 dakika dinlendiriyorum. Aynı şekilde ikinci tepsiyi de hazırladım. Bir diğer yandan fırınımı 180 derece alt üst değeri açarak ısıtıyorum. Çörekleri hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Kenara ayırdığım 2 adet yumurta sarısını fırça yardımıyla güzelce çırptıktan sonra üzerlerine sürüyorum. Hazırladığım ilk tepsiyi fırına koyacağım. Piştikten sonra ikinci tepsiyi koyacağım. Yani ayrı ayrı pişireceğim. Böylelikle altı üstü nar gibi kızaracak. Tamamına yumurta sarısı sürdükten sonra çatalla çizik atıyorum. En son üzerlerine haşhaş tohumu serpiyorum. Tabi isteyen susam veya çörek odu da serpebilir. Şimdi hazırladığım çöreği önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üsttenli fırına koyarak pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda pişen çöreği fırından çıkartıyorum. Sonrasında ikinci tepsiyi de aynı şekilde hazırlıyorum. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Çatalla çizik attıktan sonra en son haşhaş tohumu serpiyorum. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an o güzel yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. kitap tepsimi de fırına koyarak pişiriyorum. Aynı şekilde 30 dakikanın sonunda pişen çörekleri fırından çıkartıyorum. Fırından çıkarttıktan sonra ilk sıcağına gitmesini bekliyorum. Sonrasında hemen sıcak sıcak servis ediyorum. Yumuşacık, mis gibi tereyağı kokusuyla gerçekten çok lezzetli oldu. Umuyorum ki sizler de bu lezzetli tarifimi denediğinizde çok beğeneceksiniz. Altı üstü gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Oldukça gözenekli ve yumuşacık oldu. İçerisinde hiçbir hamurlaşma da olmadı. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok lezzetli bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.